Aslında böyle yer çekimiyle burnundan ciğerine inmek şeklinde bir enfeksiyon yaşanmaz. Genelde enfeksiyon başlangıç döneminde bulgular tam oturmadığında akciğer sorunları çok ön planda fark edilememiş olabilir. Ama bir enfeksiyon genel itibariyle burun akıntısı nezle olarak başlayıp sonra bir şekilde ciğerine inip zatürreye bronşite, bronşiyolite dönmez. Kendi enfeksiyon seyrini tamamlarken bulguları oturur ve burun akıntısıyla başlamış olan aslında bronşiyolit olarak devam edecek virüs etkeni seyrini tamamlar. Akciğerlerdeki solunum sorununu yaratır, ateşini yükseltir ve sonra da iyileşir. Peki. Akciğerler vücudumuzun hava transferinin gerçekleştiği organları. Yaygın bir akciğer enfeksiyonunda bizi en fazla korkutan şey vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen transferinin akciğerler tarafından yeterince verimli bir şekilde gerçekleşmemesi. Alt solunum yolundaki bizi korkutan riskler budur. Üst solunum yolunda böyle bir ihtimal yoktur. Çünkü olay zaten hava transferinin olmadığı bir alanda geçer. Burada daha ziyade bulgular tıkanıklık şeklindedir. Burun tıkanıklığı veya geniz etlerinin tıkanması veya bademciklerin ödemlenmesi, şişmesi şeklindedir. Akciğer enfeksiyonlarını daha ciddiye alırız, daha ciddi takip ederiz.